Değerli izleyiciler, Üç Tarzı Siyaset'in yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Çok ilginizi çekeceğini düşündüğümüz bir konu ve konuk ile bugünkü programı yürüteceğiz. Konumuz Turan Şehidi, adını andığımızda yüreğimizi titreten Ahmet Cevat, Azerbaycan'ın büyük şairi, büyük dava adamı, büyük mücadele adamı. Belki onu bir yere oturtursak tam da Türkiye'de Nihal Atsız'a denk düşen bir başkaldırı, bir heyecan, bir dava adamı olarak Ahmet Cevat üzerine çok sevgili, çok değerli Hanım Halilova hocamla birlikte bugün konuşacağız. Eminim yaşanılan olaylar üzerinden gittiğimiz için bizzat belli olaylara tanıklık eden bir konukla bu konuyu ele aldığımız için sizin de ilginizi çekecek. Hoş geldiniz sevgili hocam. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hocam bu konu çok derin. Dolayısıyla zamanımız da sınırlı olduğu için ben başlık başlık Ahmet Cevat'la ilgili soruları soracağım. Sonra günümüze kadar mevzuyu getireceğiz inşallah, öyle ümit ediyorum. Bir açıklama yapayım. Niye Hanım Halilova hocamızı bu gün konuk etme ihtiyacı duydum? Türk yurdunda hocamın 2010 yılında, yanlış hatırlamıyorsam, yayınlanmış Vefalı Türk Ahmet Cevat diye bir makalesi var. O makalenin sonunda hocam diyor ki, bu makaleyi yazarken birkaç defa ağlama ihtiyacı duydum ve ağladım. Bu bende bir duygudaşlık yarattı. Şöyle ki, ben de Ahmet Cevat'ın "Ben sevgili mermer sineli yarin, duydum ki koynunda yabancı el var, bakıp afaklara, uzak yollara, ağlıyormuş mavi gözler İstanbul" şiirini okuduğumda ben de ağlamıştım zaten. Yine onun Türk askeriyle ilgili yazdığı değişik şiirleri var, birçok şiiri var burada da. Türkçe'ye de çevrilmiş, Türkiye'de basılmış birçoğu şiirleri var. Onları okuyanlar da eminim bizimle aynı duyguyu paylaşıyor. Aynı zamanda da Ahmet Cevat hayatı itibarıyla da bizi hüzünlendiren, ağlatan bir Turan şehidi olarak karşımızda duruyor. Hocam çok kısaca önce kendiniz hakkında biraz bilgi verirseniz seyircilerimizin sizi tanıması için. Çok teşekkür ederim. Ben Profesör Doktor Hanım Halilova'yım. Azerbaycan'da 19 yaşımda beri Sayın Merhum Ebülfez Elçibey ile beraber Sovyetlere karşı mücadele veren bir kadın olmuşum. Kolay değil Sovyetlerde mücadele vermek. Biliyorsunuz her an çıktığında araba kazasında öldürebilirdiler. Evet. Sovyetlerde yok idi mesela tutuklasınlar böyle herkesi. Ha, çıktın araba kazasında öldürebilirdiler. Ancak biz vatanımız için, özgürlüğümüz için mücadele verirdik. 1975'te Elçibey'i tutukladılar, eşimi tutukladılar, beni de gözaltına aldılar. Sonra Elçibey her şeyi üzerine aldı, bizi serbest bıraktılar. Neden serbest bıraktılar? Çünkü Azerbaycan istemedi ki büyük bir ses yazsın Rusya'da. Evet. Ki Azerbaycan'da böyle bir Sovyetlere karşı mücadele veren kişiler var. Duyulsun, ona göre istemediler. İstemediler. Ona göre bizi serbest bıraktılar. Ama mesela ben eşimle dışarı çıkanda dik gezerdik. Hiç kimse merhaba demezdi. Herkes korkardı Sovyet rejiminden. Evet. Ancak akşamlar gelirdiler. Hocam nasılsınız? Elçi Bey nasıldır? Elçi Bey'in cezaevine biz gider. Yani ailelikten. Evet. Başka çok insan korkardı gitmeye. Sonra Türkiye'ye ne zaman geldiniz? Ondan sonra bir onu da söyleyeyim. Oralara geleceğiz çünkü oralarla ilgili ben size soru soracağım. O yüzden önce sizinle ilgili kısmı ayrı. Sonra birçok mücadele verdim. Evet. Kadın taburu kurdum. Kadın komutanı oldum. Elçi Bey bana devlet bakanı, başbakan teklif etti. Ben gördüm ki Ermeniler bize hücum edir. Hem dünya duysun ki neden kadınlar savaşıyor, hem de bazı pasif erkekleri daha da canlandırmak için kadın taburu kurduk ve dedim ki bizim tarihimizde bu var, siz de biliyorsunuz. Evet. Lazım olsa hatun, hakkanla para var, evet, düşmana karşı savaşar. Ona göre de ben kadın taburu kurdum, komutan oldum kadınlarla ve birçok kadınlarımız şehit oldu. Şimdi bizim şehitliğimiz var Bakı'da, orada evet, kadınlarımız da var, mezarları var.
Ondan sonra bize darbe oldu. Elçi Bey'in hükümetini. Evet. İstemediler bir Türkiye sevdalısını. Biliyorsunuz Elçi Bey buraya geldiğinde toprağı öptü. Atatürk'ün evet. mezarında ey büyük Türk milletin büyük kahramanı. Senin karşında kendi adıma, devletim adına şeref duyuram. Sen askerin Ebu'l-Fez Elçi Bey. Bir devletin başkanı, başka devletin başkanına bir sen askerinim demek bu rahatsız etti. Başka evet. devletlere rahatsız etti. Ona göre de bir Süret Hüseyinov. Kim Süret Hüseyinov? O da büyük devletler destek bir vermeseydi maşasıydı. Maşasıydı. Ona göre darbe oldu. Darbe olmadan önce bize şey geldi ki Elçi Bey'i öldürecekler. Bir de beni. Evet. Çünkü ben her yerde kadın tavrı kurdum 20 Ocak'ta. Rus tanklarının karşısına çıktım 5000 bayanla. Bunların hepsini bile bile ona göre de dostlarım davet etti. Ben Türkiye'ye gelmedim, kaçtım. Doğru evet. söylemek lazımdır. Niye kaçtım? Ben o zaman daha genciydim. Yani bir 93. yılda, bir evet. 20 yıl bundan önce 19 yıl. Düşündüm ki benim şerefime, namusuma tokunurlar. O da göre de evet. şerefimi, namusumu korumak için buraya geldim. Yoksa ben ölümden korksaydım Sovyetlere karşı çıkmazdım. Biz kefeni boynumuza bağladık. Böyle çıktık. Elçi evet. Bey de köyüne gitti Keleki'ye. Evet. Burada geldim 94'ten Ankara Üniversitesi'nde profesör oldum. Profesör olmadım, evet. sor oldum. Yani benim için evet. makam önemli değildi. Bunların hiçbir sizin adınız yetiyor zaten. Evet. Ben Ankara Üniversitesi'nde yeni bir ders açtım. Biyoloji kimya. Yani evet. Elçi Bey şunu söylerdi. Derdi hanım biz gerek hem mücadele verek hem de bilimi Rusların o bildiği şeyleri almalıyız. Çünkü aydın insan her profesör aydın olamaz. Doğru. Aydın insan diyerler o adama ki hem ağır günde mücadele versin hem de çok bilimli insan olsun. Onun göre ben doktorluğumu Moskova'da yaptım. O gün bugündür buradasınız. Buradayım. Gidip evet. geliyorum. Şimdi Azerbaycan'a rahatlıkla gidip yok yok rahat geliyorsunuz. Gidip geliyorum. Ben hatta evet. milletvekili istedim evet. olan. Beni evet. hükümet istedi. Yani gene de söylüyorum Haydar Aliyev'in bir evet. huyu var. Ben bunu evet. da söyleyeyim size. Duyayım. Mesela güçlü insanlara tokunmaz. Evet. Ama korkakları, satkınları, mesela Elçi Bey satanlar, derbe yapanların Haydar Aliyev ya öldürdü veyahut da tutukladı. Evet. Aa, ne mene tokundu ne bil. Çünkü biliyor ki ben vatanım için, bayrağım için mücadele evet. veririm. Bugün de mene hiç tokunan yoktu. Belki de istesem ben vatan da olurum. Ha ben evet. makam için hiçbir zaman istememişim. Benim için önemli, benim milletçiliğimdir, benim Türkiye'mdir ve Azerbaycan'ın ve Türk dünyasıdır. Hepsi bu kadar. Şimdi Ahmet Cevat'a gelebiliriz. Adım adım gideceğiz. Şimdi niçin Ahmet Cevat'ı tabii birçok gerekçeyle açıklayabiliriz ama Ahmet Cevat'ın Türkiye'de Balkan Savaşları Osmanlı'nın son zamanlarında yaşanırken Edirne'ye kadar gelip orada bizzat savaşmak için arkadaşlarıyla bulunduğunu biliyoruz. Yine Yusuf Akçura ile görüşüp Yusuf Akçura'nın siz ne yapıyorsunuz? Biz buradayız zaten. Sizin gidip Azerbaycan'a sahip çıkmanız gerekiyor. Ve Azerbaycan'a gidip orada para toplayıp Türkiye'ye destek olmak için çaba sarf ettiğini biliyoruz. Savaşta ailelerini kaybeden bazı insanlara yardım amaçlı bir cemiyet kurarak onlara ailelere dağıttığını çocukları, kimsesiz çocukları ve onları koruma altına aldığını biliyoruz ve buradan da sizin hikayenize geçmek istiyoruz. Bu Van Erciş tarafından sizin de Ahmet Cevat'ın bu cemiyetiyle ilgili bir bağlantınız olduğunu okuyoruz yazınızdan. Evet. O kısmı kısaca açıklayabilir misiniz hocam? Şimdi benim annem Van'ın Erciş'indendir. Evet. Mustafa Çavuşoğlu'nun yani kızıdır. Çok tanınmış yani bir dini adamı oluptur, camisi oluptur. İlk Ermeniler gelende onu öldürüyorlar. Evet. Ondan sonra annem küçük kız çocuğuyla ve kadınlarla önce bunları camiye sokuyorlar Ermeniler ki yaksınlar. Evet. Ama öyle olur ki Ruslar izin vermiyorlar. Ruslar izin vermiyorlar. Bunlar Van'ın Erciş'inden geliyorlar. Iğdır'a kadar. Evet. Iğdır'da ise Azerbaycan'da bu zaman şey kurulur, İslami Yardım Teşkilatı. Bizim aydınlarımız Mikail Müşmük,
Ahmet Cevat, Hüseyin Cavit, birçok Abdullah Şaik, birçok yazarlarımız, şairlerimiz, vatansevenler böyle bir teşkilat kururlar. Hem yardım ediyorlar Van'a, Kars'a. Bu Ruslar önce biliyorsunuz o bölgeni işgal ediyor. Sonra yıllarca dost kardeş gibi yaşayan Ermeniler başlıyor öldürmeye, öldürmeye insanlarımızı, kesmeye, öldürmeye. Ondan sonra bunlar destek veriyorlar. Ne yapıyorlar? Hem para yardımı ediyorlar, hem de orada yetim kalan aileleri, özellikle çocukları getiriyorlar. Benim de Ahmet Cevat ve arkadaşları. Ahmet Cevat ve Hüseyin Cavit, evet. Mikael Müşfik, Abdullah Şaik ve benim de annemi Abdullah Şaik'in abisi. Evet. Gelip götürüyor çocukları. Mesela o çocukların çoğunlukla evde herkes bir aile götürüyor. Yurda vermiyorlar. Evet. Ki aile ortamında yetişsinler. Yani bizim çocuklarımızdı. Evet. Türk çocuklarıydı. Benim annemi de bir aile Abdullah Şaik'in abisi Nahçıvan'da yaşıyor. Oraya götürüyor. Hatta annem sonralar bunu söylüyor. Ama annem ne diyor? Diyor ki biz Samarkand'a da gittik. Samarkand'a niye gittiler? Enver Paşa o zaman orada basmacı savaştığı hareketini, için basmacı hareketi de orada komünistlere karşı bir turan kurmak için oraya gittiler. Bu gene de bizim şairlerimiz, bile büyüklerimiz destek vermek için. Benim bilmezdim bunları. Sonra bu Sovyetler dağılana yakın annem dedi ben buyum. Anlatabiliyor muyum? Evet. Annem söyledikçe de ben şaşırdım. Sen nasıl bunu... Korku vardı. Sovyet korkusu vardı. Ve annem söylerdi ki ben diyor Enver Paşa'nı görmüştüm. Demeli bu giden de oraya diyor Enver Paşa'nı Ermeniler öldürdü. Annem öyle söylüyor. Çünkü Enver Paşa kardeşini Nuri Paşa'nı bizi kurtarmak için gönderdi. Ermeniler bağışlamadı. Arkadan vurdular. Ve sonradan ki bu Enver Paşa öldürenden sonra bunlar dağıldılar, bu anneme bakan aile, erkek kendisini öldürüyor, silahla öldürüyor. Yani annem intihar. Yıllarca bunu intihar ediyor, yıllarca annem saklıyor bizden ki biz bilmeyeyim. Sonra da ben sürgünde de oldum, neydi suçumuz? Vatan haini. Ondan sonra Sovyetler Birliği'nde zamanda bu, gene de bunları çok zorlukları yaşadık biz. Evet. Atam, benim babam valiydi ama gönderdiler öyle bir yere. Çünkü babam dedi ki siz yanlış hareket edirsiniz Sovyetlere. Sovyetlerde demeye olmazdı ki yanlış. Onu da sürgün ettiler, öldürmediler. Sürgün ettiler bir kasabaya. Orada da radyoaktif maddeler var idi. Atamı orada çalıştırdılar ki kendi başına ölsün. Evet. Annem de Türk olduğu için onu da onlarla hemen... Bu aileden yani. Böyle bir aileden, geliyoruz ama böyle Ahmet Cevat'la bir bağlantıya sahip olmak da insanı gururlandıran bir şey olsa gerek. Elbette. Bu arada tabii Kafkas İslam Orduları kurulduğunda Ahmet Cevat'ın da orada yine bir milis olarak görev aldığını biliyoruz. Doğru mu? Şimdi biliyorsunuz 1918. yılda biz ilk defa Azerbaycan Cumhuriyeti'ni kurur. Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti. Ve Bakü'de kuramıyor. Neden? Çünkü orada Ermeni, Rus ve İngiliz işgal altında. Tiflis'te ilan ediliyor değil mi? Orada Tiflis'te ilan ediliyor. Evet. Ancak Bakü'de merkez kurulamıyor. Evet. Ne yapıyorlar? Gence'ye geliyorlar. Evet. Gence'ye geliyorlar. Gence'de bunlar ama ne yapsınlar? Bir taraftan düşman orada, petrol ellerde, her şey. Nasıl yaşasınlar? Ona göre de onlar Osmanlı'ya müracaat ettiler. Enver Paşa'ya. Ki böyle bizi kurtarın. Ancak Osmanlı Almanya'dan müttefik olduğu için Almanlar izin vermiyorlar. Bu nedenle Enver Paşa şunu düşünüyor. Kafkas İslam Ordusu'nu kurar. Bizim Türk askerleriyle, Azerbaycan milisleriyle. Öyle bir karar alıyorlar ve Kafkas İslam Ordusu kurmak için Türk askerleri geliyorlar ta Gence'ye. Ama yolda Nahçıvan'da Ermenilerden kurtarıyorlar. Güney Azerbaycan, İran'da o bölgelerde de Ermeniler bizi öldürüyorlar insanımızı. Geliyorlar ta Gence'ye. Allah'ım insanlar gördükçe Türk askerini toprağı öpüyor, ağlıyor. Allah'ım vefalı Türk geldi yine. Selam Türk'ün bayrağına. Evet. O zaman da Ahmet Cevat bunu yazıyor. Selam Türk'ün bayrağına. Yani vefalı Türk geldi yine. Selam Türk'ün bayrağına.
böyle. Evet. İşgal altında yaşamayan kimse özgürlüğün ne olduğunu bilemez. Bir şey, bir dörtlüğü aklıma geldi de siz söyleyince. Umarım unutmam. Sanırım Türk Ordusu diye bir şiir, yanlış hatırlamıyorsam. Ey şanlı ülkenin şanlı ordusu, unutmam Kafkas'a girdiğin günü. Evet. Gelirken kovmaya Kafkas'tan Rus'u, ayağını Karadeniz öptü mü diye. Evet. Çok güzel bir şiiri bu, de var yine. Evet, evet, evet. Bu Türk ordusuna yazdığı bir şiirdi. Bu çok enteresan, çok turancı, çok vatanseven, milliyetçi bir şairiydi. Zaten mücadele veren komünistler olmazdı ki, milliyetçiler. Burada arada benden soruyorlar, ben diyorum ben milliyetçiyim. Niye? Çünkü Sovyetlerde ya komünist olacaksın ya milliyetçi olacaksın. Evet. Komünist sen vatanın için mücadele vermez ki. Ben komünizm... Ama aynı zamanda... Ahmet Cevat da siz de İslamcılıkla suçlandınız değil mi? Elbette. Evet. Ben onu diyorum. 1975. yılda Elçi Bey bizi ne suçladılar? Panturanist, panislamist. Nedir bu panturanist, panislamist? Panturanist oldu ki biz diyorduk ya herkese gençleri yetiştiriyorduk ki biz Türk'ük. Evet. Azerbaycanlı coğrafi isimdir. Aynı zamanda büyük Türkiye'miz var. Evet. Sovyetler'de bizim dilimizi, dinimizi, milli kimliğimizi yasakladılar. Camileri kapatıp ezan sesini susturdular. Özellikle Türk kelimesini yasakladılar. Mesela biz Türkiye diyemezdik. Katiyen istemezdiler. Biz bir Türk'ü görmek isterdik. Yasakıydı. Mesela film göster. Türkan Şoray'ı biz herkes severdik. Evet. Neden? Onu gösterirdiler. Biz ayağımızı vurardık yere ki bir tercüme etmeyin ışıklar kapatanda. Biz biliyoruz Türkçe. Emel Sayın ilk defa Azerbaycan'a gelende mesela size selam getirmişim. Evet. Biz ağlıyorduk. Herkes bize bakıyor. Elçi Bey, biz bir grup o mücadele veren. Niye ağlıyorduk? Çünkü biz bilirdik ki size selam. Kardeşten geliyor. O Türkiye'den, benim canımdan geliyor. Yani ona göre de Türkiye bizim için çok önemlidir. Yine de siz söyle, böyle kolay değil. Pan-İslamist neden? Biz diyorduk, komünizmi de biliyorsunuz ki materyalizmdi. Estağfurullah, Allahsızlıktır. Biz diyorduk, hayır bizim dinimiz var. Dinsiz olmaz ki. Bizim mesela camileri kapattılar onlar. İçine ambarlar yaptılar, hayvanları doldurdular bilerek. Kendi şeylerini, o kiliselerine o kadar tohum vurdular. Ama bizimkilerini yaptılar. Biz diyorduk ya, bizim bir dinimiz var. Biz Müslümanız, İslam dinimiz var. Evet. Ona göre de bizi suçluyordular. Nasıl Ahmet Cevat, Ahmet Cevat'ı da vatan haini suçladılar. Evet. Nedir suçu? Panturanist, panislamist. Oraya geleceğiz, oraya gelmeden önce Ahmet Cevat'ı bir everelim. Onun sanırım eşiyle tanışması da çok ilginç bir hikayedir. Şiirlerinde de yine eşiyle ilgili şiirler. Zaten milliyetçilerin hepsi bunu iddia ediyoruz. Çok romantik insanlardır. Evet. Atsız gibi çok katı bir adamda da o romantizmi görüyoruz. Yine Ahmet Cevat gibi çok büyük bir dava adamında da yine o romantizmi değişik şiirlerinde görüyoruz. Şükriye Hanım'la tanışması ve evlenmesi nasıl olmuştu hocam? Ahmet Cevat 1892 yılda Gence'de. Gence'nin bir ili var, Şamhur. Şamhur. Şamhur'da. Evet. Orada dünyaya geldi ve babası din yani ilahiyat bitiren bir dini adam olubdur. Aynı şey bizim Mehmet Emin Resulzade'de de o var. Herhalde bu din daha özgürlük ister. İnsan bir mücadele verinde Allah Allah diyor. Ona göre ben açık söyleyeyim, bunlar mutlak olmalıydı. Ve Ahmet Cevat'ımız böyle bir mücadele verende şeye gidiyor, Acaristan'a. Orada Acar Hanı. Acaristan dediğiniz bugünkü Batum ve oralarda Acarlar, diyeyim, Acarlar biliyorsunuz. Oraya gidiyor ve Acaristan'ın oranında büyük bir hanı var idi. Onun kızına aşık olur. Evet. Aşık o kız da buna aşık olur. Vermek istemiyorlar kız. Kız diyor yok ben seviyorum kaçır gelir. Ahmet 15 Cevat, yaşında bir kız. Ha getirir Azerbaycan'a evleniyorlar. O zaman öyleydi yani. Evet. Bizim zamanımızda da ben de 18 yaşında evlendim. Yani şimdi bir 25-24 yaşında evleniyorlar. Evlendiler ondan sonra birbirini çok seviyordular.
Hatta Ahmet Cevat'ı ben tutuklayanda 37. yılda ona panturanist diyende öldürüyorlar onu. Kurşuna dizip öldürüyorlar. 38. yılda da bu Şükriye Hanım'ı ve birçok o aileleri Evet. kim? Hüseyin Cavidi de yine aynı dönemde. Aynı. Hepsi Mikael Evet, Müşrik. Mikail Yani nasıl size söyleyeyim? Bir milleti yok etmek için onun aydınlarını sözde değil, Evet. özde aydınları önceden yok ettiler. Ona göre biz 70 yıldır bu aydınları yetiştirmek için o bilimli adamları yani milletini seven insanlar olması lazımdı. Aydınsız olmaz ki doğru dürüst bir insan. Ona göre de bunu yaptılar. Ve yaptan sonra bu aileleri de sürgün ettiler. Yani Ahmet Cevat'ın 3 oğlu bir kızı da var idi. Evet. Bunların hepsi Şükriye Hanım sürgün ediyorlar. Ben bunu hiç zaman unutmuram ve siz doğru söylüyorsunuz. Hatta onu yazanda ben çok zor günler yaşadım. Bunun dışında mesela ben biliyorsunuz oraya kendi isteğimle gelmedim, kaçıp geldim ve çok zorluklar da çektim. Burada da zorluklar çektim. Elan oldu ki ekmek param olmadı ama gene alnım Evet. dik ve her zaman o şiiri okuyordum. Diyordum ki bu nereden ben çekirem? Gör Şükriye neler çekiptir. Evet. Yani Şükriye Hanım Bir hayvan hayvan treniyle. treninde bütün aileler yani eşlerini Evet. tutukluyuplar, vatan haini veripler, öldürüpler, kadınları da aileler de sürgün ediyorlar. Ya Sibirya ya Kazakistan'ın körlerine sürgün ediyorlar. Bu Mehmet Emin Resulzade'nin de ailesini, yani bütün Evet. hepsini bu trende gidiyorlar, bunu ben söyleyeyim. Ve bir bayan, yani o giden, bir tane gene vatan Evet. haini adıyla sürgün Sürülen. olunan giden kadın diyor Şükriye, ölüyorum. Kaç gündür biz bir şey ağzımıza almıyoruz. Artık gücüm yetmiyor. Şükriye Hanım da diyor ki ben de eyleyem ama dözmeliyim, dözemiyorum. Şükriye Evet. Hanım diyor ki ağlama bir şey geldi. Nedir bu ağlama? Dedi sende iğne var mı? Dedi ne yapacaksın? İğneni dir ver. İğneni verir götür iğneni parmağına deşir. Ve başlayır kanını Emmeye. emmeye. Diyor sen de em, o demir. İkisi de diyor ah gözümüze ışık geldi. Sonra Şükrü Hanım diyor, vatanı sevmek, milletini sevmek yasaktırsa, düşmanlıktırsa ben vatan hanıyım. Evet. Bu sözler hem meşe bana güç verirdi. Ben de diyordum. Çünkü o Azerbaycan'da o bayrağı getirenlerden birisi ben olmuşum. O gizli biz getirdi. Lenin heykelini biz kadınlarla, onu da söyleyeyim Azerbaycan kadınları çok kahramandılar. Niye öyle? Sovyetler Birliği'nde bir makama geçmek için Ruslar mutlak erkekler ya Rus olacak hanımı ya Ermeni. Evet. Bahtiyar Vahapzade şairimizin Allah rahmet eylesin bir sözü var idi. Bizim erkekler Rus Ermeni evlenirdi ama kızlarımız diyor. Türk ve Müslüman olmasa evlenmezdiler. Bu Evet. nedenle bizim orada kadınlarımız çok iyicesine mücadele verdiler. Biz karanlıkta gelirdik Lenin heykelini vurardık şeyine çekişle. Kırırdık ve o taşları torbaya koyduk, kaçırdık. Yani ben hiç bak Evet. böyle tabanlı ayakkabı giymemişim. Hep cizmelerde. Hatta ben ilk defa buraya geldiğimde Müzeffer Özdağ'la görüştüm. Dedi sen asker kimi bayana benzemiyorsun. Ha dedim benim kim bile korsan siz de Evet. benzemezsiniz. Ne yapalım? Yani doğrudan da o Şükriye Hanım her zaman bize bir örnek oldu. Yani Evet. dedim ki biz ne yaptık? Burada ben öz vatanımdayım ama Şükriye Hanım neler çekmedi. Evet. Ama ondan önce 37'de bu yargılandıktan sonra o aşamadan önce birkaç defa tutuklanıyor Ahmet Cevat. Evet, birkaç 23'te. defa tutuklanıyor, onu tutukluyorlar. Hatta bir iki defa Bagirov kurtarır onu. Evet. Ama yine tutukluyorlar. Bu bilir ki bunu tutuklayacaklar. Hatta onun Şükriye'nin babası Kayınpederi. kayınpederi diyorsunuz. Evet. Biz Kaynata diyoruz aslında. kaynata diyoruz. Tabii kaynata. Evet, Kaynatası doğrusu. mesela şey yapıyor. Geliyor diyor ki bak seni tutuklayacaklar. Gelme seni Türkiye'ye kaçırırım. Evet. O da diyor ki sen, o birisi, ben hepimiz kaçsak bu yazık vatanda kim kalacaktır?
o söz de beni çok etkiledi. Evet. Yani arada düşünüyordum, niye ben geldim Türkiye'ye? Keşke kalsayım. Sonra dedim ben bayanım. Şerefim namusum var ona göre. Ondan farklı. Ona ne yaptılar? Öldürdüler. Kurşuna dizdiler. Kurşuna dizip öldürdüler, vatan haini gibi. 1953'te Stalin ölenden sonra... O arada, çok özür dilerim hocam. Biraz adım adım gitmek istiyorum da ondan. O arada bir sessizlik var değil mi? Azerbaycan'da Ahmet Cevat, Hüseyin Cavit bunlar öldürüldükten sonra Stalin'in o en ceberrut dönemleri 53'e kadar bir milli çıkış yapan milli ses yok Azerbaycan'da. Katiyen olamazdı. Evet. Düşünmek bile yasaklıydı. Böyle düşünsen sen Türkiye yahut bir şey yasaklıydı Stalin zamanında. Stalin herkesi özellikle tekçe bizi değil, Alska Türkleri de. Evet. Kırım Türkleri de 1944. Tabii, yılda evet. Alska Türklerini Fergana'ya sürgün ediyor. Neden? Oraya Ermenileri yerleştiriyor. Stalin'in yardımcısı Mikoyan olup'tur. Evet. Esas amaçları Büyük Ermenistan kurmak. Nasıl kuracak Büyük Ermenistan'ı? Biliyorsunuz 1898. yılda Taşnakutyun Partisi kuruldu, evet. Ermenilerin. Esas amaçları Güneydoğu'daki toprakları alıp, sonra Gürcistan'da o Hakalaki var idi, evet. Azka Türkleri. Evet. O toprağı alıp, sonra Karabağ'ı, ta Karabağ'dan Gence'ye kadar. Nahçıvan da o cümleden. Ve yavaş yavaş ona ulaşıyordular. Mesela biliyorsunuz Zengizur bizim toprağımızıydı. Evet. Onlar niye yaptılar böyle? Ermenistan deyilen bir şey yoktu. Revan Hanlığı vardı. Evet. Bunu 1725. yılda Deli Petro'nun vasiyeti var. Ne yaparsız yapın, Türkler Konstantinopolis'i almalıdırlar. Sıcak denize inmelidirler. Evet. Ben her zaman bunu söylüyorum. Ben bizim ülkücülerimizin karşısında baş eğerim. Onlar burada o komünistlere izin verseydiler, komünistler buranı işgal etseydiler, inanın Sovyetler dağılmazdı. Hiçbir zaman dağılmazdı. Evet. Neden? Bunların bir şey vardı, Deli Petro'nun vasiyeti var idi, bunu yapmak lazım. İkinci taraftan ortadan bu İpek Yolu olan bilen, mesela Türkiye'den bugün evet. isteseniz Nahçıvan üzerinden gidemezsiniz, karayol yoktur. Evet. O Zengizur var idi, onu Ermenilere verdiler. Ben buradan gençlere bir haritaya bakmalarını önereyim. Türkiye'nin doğusu, işte Ermenistan, İran, Azerbaycan, orada Nahçıvan muhtar evet. özel bölge. Evet. Oraya baksınlar, Azerbaycan'a bağlı bir topraktan Azerbaycanlı kardeşlerimiz ve Türkiye Türkleri karayoluyla Bakü'ye geçemiyorlar. Geçemiyorlar. Evet. O araya hançer gibi saplanan herhalde o Stalin zamanında Stalin o düzenleme yapılıyor. Saplanıyor. Ermenistan İran'la birleştiriliyor. Dolayısıyla Nahçıvan'dan doğrudan Azerbaycan'ın ana toprağına Zengizur geçmek. Zengizur verilir. Evet. Orada o bölgede Zengizur var. O verilir Ermenistan'a. Ermenistan deyilen şey yoktur. Revan Hanlığı olur. Evet. Revan Hanlığı olur. Onlar hemen veriyorlar. Önce Ermenistan vilayeti yaratıyorlar. Sonra Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti. Ve Zengizur'u veriyorlar. Ermenilere veriyorlar. Ama buna rağmen bugün mesela niye? Türkiye'nin doğrudan o tarihi İpek Yolu şey yalnız kesilsin, bırakmak. Evet. Hepsinin amacı Türkiye'nin Türklüğümüzü bir de Türkiye'mizi evet. yalnız bırakmak. Türklüğümüzü yok etmeye. Bunların amacı oydu. Ona göre de bugün karayoluna siz gidemezsiniz. Sonra Mehmet Emin Resulzade'nin en büyük işi olur ki bu hanlığı mesela Revan Hanlığı, Gence Hanlığı, Şirvan Hanlığı, Karabağ Hanlığı hepsini birleştirir Azerbaycan yapıyor. Evet. Bir isim veriyor. Evet. Ama yoksa bunların hepsi hanlıklarıydı. Ve ondan sonra Ruslar bizim başımıza bu oyunlar açıyor. Nahçıvan'ı götürüyorlar. İşte, ama biz Atatürk'e de borçluyuz büyük önderimize. Kars Anlaşması'na göre Nahçıvan'ı evet. veremiyor. Nahçıvan ve çevresinde olan evet, bir anlaşma yapılıyor. Evet. Ona göre de biz mesela yoksa Ermeniler hemen Nahçıvan'ı götürürler. Onda Türkiye'ye ona destek verecek. Evet. Bize o da Türkiye taraf oluyor o evet, anlaşmada. O anlaşma. Evet. Çünkü Batum falan hepsi size bağlıydı. Evet. Nahçıvan'ı korumak için Atatürk evet. Batum'u verir Ruslara verir. Evet.
Yani bizi gene de onun karşısında baş eğerim. Yani bize birebir destek verdiği için, Türk dünyası için. Evet. Sonra 55'te 53'te Stalin ölüyor. Ölüyor. 55'te Ahmet Cevat yeniden yargılanıyor. Yargılanıyor ve şey diyorlar ki bu yanlış olduptur, evet. Suçu yoktur. Haksız yere idam edildiği tescil ediliyor. Ha, hanımı da gelir Fergana'dan, evet. Çocukları ile Mekke'ye, diyorlar artık bir olsa ne olacak, olsa olmazsa ne olur. Ama yine de bir hakkın teslim edilmesi. Bir hakkın teslim edilmesi var idi. Önemlidir. Evet. Ondan sonra ben de sürgünde annem babam bize de Gence'den ev veriyorlar. Yani biz de, evet, haksız olarak orada. Yani Stalin ölen sonra bazı şeyleri, özellikle Gorbaçov'un gelmesiyle daha çok. Kuruşçev şey. Yok, bu Hrişov yapmıştı. Evet. Hrişov yapmıştı, evet. Stalin'den sonra. Evet. Sonra 1985'te Gorbaçov gelenden sonra perestroika. Oraya geleceğiz. Evet. Ben bir alıntı yapayım da. Şimdi 1958 yılında daha önce yanlış hatırlamıyorsam, tarihini tam hatırlamıyorum ama Azerbaycan Şairler Cemiyeti toplanıyor. Ahmet Cevad'ı, o Şairler Cemiyeti'nin 28 olabilir tarihi yanlış hatırlamıyorsam, Şairler Cemiyeti'nden çıkarıyorlar. Evet. Bunu o cemiyetten çıkarmak niye halk düşmanıdır? Yok. İşte gerici fikirlere, muhafazakar fikirlere sahiptir. Pan-Türkist, Pan-Turanist'tir vesaire. Bunu çıkarmak aynı zamanda onun idam edilmesi için bir altyapı oluşturuyor, elbette, değil mi? Elbette. Azerbaycan Şairler Cemiyeti. Şimdi ben size bir soru sormak istiyorum. Ahmet Cevad'ın adını duyduğumuzda yine heyecanlanıyoruz da, onu Azerbaycan Şairler Cemiyeti'nden ihraç eden, çıkaranların adlarını hiç hatırlıyor musunuz hocam, biliyor musunuz? Yok, o zamanlar oluptur. Şimdi nasıl size diyeyim? Onlar unutulur. Kahramanlık böyle bir şeydi. Kahramanlar, evet, kalır ama bunlar yapan unutulur. Unutulur. Unutulmazdı. Aslında unutmamamız, evet, lazım, evet, ama hangisini yadırtalım? Adlarını kimse bilmiyor. Yok, hangisini hatırlatak? Evet. Çünkü Sovyet sisteminde öyleydi ki belki de içinde onlar ağlıyordular. Değil mi? Bazı mesela 1975'te Elçi Bey'i tutukladılar. Evet. O her şey üzerine aldı. Mahkemesi var 75'te. Mahkeme var. Oraya mahkemeye herkes korkur gitmeye. Evet. Yani ben mesela ailem, eşimle gittim ama çocuklarımı verdim kayınvalideme, evet, ki dönmeyecek, bizi öldürecekler. Böyle bir şeydir Sovyet sistemi. İnsanları fazla da suçlayamıyoruz, evet, diyor. Neyse, gittik oraya. Birazdan sonra gördük helikopterler uçuyor. Acaba nerede? Gençler. O yetiştirilmiş gençler. Evet. Hepsi ayağa kalkmış ki Ebu'l-Feth müellime özgürlük. Evet. O zaman da mahkemede gençler, o talebeler, Elçi Bey Üniversitesi'nde doçentiydi. Soruyorlar, Elçi Bey suçludu. Birisi dedi, evet, suçludu, bunu dedi bize, derste bunu dedi. Bir kız durdu, başında örtü vardı. Çıkarttı böyle, hiç zaman unutmam. Attı ayağına, al, sen erkek değilsin, başına bağla. Ya o zaman artık... Elçi Bey'in aleyhine konuşan... Evet, Elçi Bey'in, evet, aleyhine konuşan... Karşında da oturan kız koştu onun yanına, başında yaylığı, evet, bir şal diyerek, evet, şalını götürdü. Ya bizde şal başörtü, evet, namustu. Evet. Onu çıkarttı, attı ayağına, dedi git bunu diye başına bağla, sen erkek diyorsun, git. Evet. Yani sonra helikopter uçan biz gördük ki gençler artık yetişiptir. O, biz boşuna mücadele vermirdik, yetiştirmiştik ve Azerbaycan korktu. Ki Rusya daha şey olsun, açık salon ettiler ki Elçi Bey'i dinleyebilsinler. Ve gençler geldi, oturdu. Mesela size ne söyleyeyim? O mahkemede hiçbir savcı veyahut Elçi Bey'e derdi, hocam demezler ki hocam. O kadar hürmetle. Evet. Yani bu var idi. Özellikle bizim aydınlarımızda var idi. Mesela laleler. İzin, evet, verin siz, ben onu diyeyim. Buyurun hocam. Mesela laleler, siz biliyorsunuz Türkiye'de, evet, çok meşhurdur. Evet. Nedir bu laleler? 60. yıllarda yazılmış bir şiirdir. Evet. Bunu yazan da Aslan Aslanov'dur. Nedir bu şiir? Osmanlı fesini döndürün, evet, laleye benzeyecekti. Buradan da yanından bir püskü siyah, o da, evet, lalenin içinde püsküler. Neye benzetiyor?
Bir yazın ortasında Gence çölünde çıkmışsınız yine düze laleler. Yani yazın ortasında Gence çölünde. Kafkas İslam Ordusu Türk askerleri yazın ortasında geliyorlar Gence'ye. Lale çıkmaz ki yazın ortasında. Sonra diyor ki Bakı'nın gözü yoldadır. Ne zaman geleceksiniz bize laleler? Yani ey laleler, lale Bakı'ya niye gelsin? Bunların hepsi üstü kapalı anlatıyordu. Bu şey bunu KKB biliyor, hemen çağırıyor, cezalandırma ama 60. yıllardan mesela ta ele güçlü ceza yoktu, Stalin ölüktür. Buna rağmen Gorbaçov'un gelmesiyle daha yumuşaldı. Oraya da geleceğiz hocam. Ben adım adım gidiyorum ama şimdi aklıma Göl Göl şiiri geldi Ahmet Cevat'ın. Orada da bir yıldız ve ay ifadesini kullandığı için yargılanıyor sadece. Siz bulursam ondan da bir alıntı yaparım tabii Göl Göl'de. Sadece şiirin içerisinde yıldız ve ay kelimesi Bebe geçtiği olmaz. İçin... Panturan ismi neden diyorlar? Evet. Ahmet Cevat'a diyorlar ki sen gittin Trakya'da savaştın bir. Çırpınırdı Karadeniz. Selam Türk'ün bayrağına yazdın iki. Gittin savaştın. Bismillah şehri yazdın. Para topladın gönderdin. Para topladın getirdin. Yetim çocukları getirdin. Bu senin panturanist değil. Nedir bu? Onların en korktuğu panturan. Pan-İslamist'ten korkmuyordular. En çok panturanizmiden korkurdular. Hatta bizde mesela din yasakıydı. Buna rağmen Müslüman neredeyse diyebilirdik. Neden? Bizi parçalamak için. Sen Şiisin sensin mi? Yani sizde oradan Alevi. Bir kavga çıkarılabilir. O kadar yapmışlar Ruslar ki bizim Şii kızları Sünni erkeklere vermiyordular. Ya bu Ermeni midir? Başka din mi? Aynı dini sahibiz, aynı milletik. Birçoğu farkını da bilmez birçoğu. Hiç kimse bilmez. Din olmayan yerde nereden? Ama bunu bilerek bize yapardılar. Hepsi bu yıllarca düşünülmüş bir propagandadır. Bu bizim hikayemiz. Her yerde aynı. Türkiye'de de mutlaka da. Türkiye'de de aynıdır. Ben 55'te beraat ettiriliyor Ahmet Cevat. 58'de de şiirlerinden bir derleme yapıyorlar. Bir kitabını yayınlıyorlar. O zamana kadar birçok eseri yok ediliyor. O kitapta da Ahmet Cevat'ın suçlarını ben okumak istiyorum müsaadenizle. Hocam o kadar güzel konuşuyorsunuz ki kesmek de istemiyorum ama bazı şeyleri de paylaşmak istiyoruz. Çok güzel olur. 1958 yılında 60 şiirden meydana gelen Ahmet Cevat'a şiirler, Cevat şiirleri kitabını Azerbaycan Devlet Neşriyatı yayınları arasında yayınlıyorlar. Orada da Mehmet Rahim bu kitaba bir ön söz yazıyor. Ön sözünde de diyor ki, Dalga'da Ahmet Cevat'ın şiir kitabının adı Dalga. Dalga'da Ahmet Cevat'ın mürteci, milletçi fikirler ifade ettiğine şahit oluruk. O aynı zamanda din ve hurafet esaretinde kalarak halkı geri çeken, Allah'a, dine inanmaya çağıran zararlı akideler de terennüm etmiştir. O Turancılık, Pan-Türkizm kimi muhafazakar fikirlere uyarak yahasını hayli müddet bu ahvali ruhiyeden kurtarabilememiştir. Ahmet Cevat'ın suçu budur. Milletini sevmesi, Türk dünyasının esaretten, çünkü o dönemi bilmiyor insanlarımız. O dönemde bütün Türk dünyası, Balkanlardan Doğu Türkistan'a kadar, kuzeyden Sibirya'dan, güneyde Kerkük'e, Vasra'ya kadar bütün Türk dünyası esaret altında, bütün Türk elleri işgal altında, bizim bildiğimiz hilafetin merkezi İstanbul işgal altında, Anadolu işgal altında, ordularımızın tamamı lağvedilmiş, yok edilmiş, böyle bir dünyada ilk olarak Türkiye'den bir bağımsızlık hareketi doğuyor. Sonra bunun yansımalarını yine Azerbaycan'da görüyoruz, önce Gence'de, sonra Bakü'de görüyoruz. Sonra da Enver Paşa'nın, yine onu da rahmetle anmış olalım bilvesiyle, bir gün belki Çolpan üzerine konuştuğumuz zaman, Özbekistan'da ceditçilik ve oradaki Türkçülük, İslamcılık hareketleri üzerine de belki konuşmak gerekiyor. Fakat bir ortak şey var. Sadece Ahmet Cevat değil Sayın Hocam. Aynı zamanda Özbekistan'da Çolpan ve arkadaşları, Kırgızistan'da yine Cengiz Aytmatov'un
Türekul, yanlış hatırlamıyorsam babası ve Kasım Bey, o arkadaşları hepsi 1937 ve 38 yıllarında kurşuna dizilerek öldürülüyorlar. Çünkü suçları milletlerini Milletini sevmek, sevmek. kültürlerini sevmek, Dilini, dinini sevmek. sevmek ve aydın olmak. Aydın olmak, birkaç dil biliyor bunlar. Türkiye'yi yakından takip ediyorlar. Arapça biliyorlar, Farsça biliyorlar, Rusça biliyorlar. Ahmet Cevat'ın Hepsi Rusça'dan Rusça biliyor. çevirileri, yanlış hatırlamıyorsam Puşkin'den çevirileri vesaire var. Dolayısıyla bunları öldürdüğünüz zaman zaten bir milleti de öldürmüş Evet, oluyorsunuz aynı 70 zamanda. yılda öldürdüler Hocam bizi. unutmayınız ki ama 1944'te de Türkiye'de Nihal Atsız başta olmak üzere o zaman Alparslan Türkeş de genç bir teğmen ve arkadaşları aynı şekilde Turhancılıktan, Pan-Türkizm'den yargılanıyorlar, idamla yargılanıyorlar. Yani sadece Sovyet coğrafyasında değil, bütün coğrafyada Türkistan ve Turan coğrafyasında Türk olmak zor bir mesele. Zor. Hala da zor. Zor. Hala da bu dava etrafında bir kuşatmayı her alanda ve her anlamıyla görüyoruz. Hocam burayı geçiyoruz herhalde. 55 ile 75 arasında çok anlamlı şeyler olmuyor. Azerbaycan'da ve o İstiklal Hareketi içerisinde 75'te Elçi Bey ile ve sizlerin de dahil olduğunuz genç bir grupla beraber Türkçülük ateşi yeniden yanıyor. Yanıyor. O orada 1975 ile 90 arasında ne tür hareketler oluyor? Şimdi bir şey de söyleyeyim. Elçi Buyurun. Bey, eşim, onlar Türkiye'ye izin vermiyorlar gelmeye ama biz Türkiye hakkında bilgi toplamak istiyoruz. Bu nedenle bunlar Şarkiyat Fakültesine giriyorlar. Evet. Hiç olmazsa Arap diline girsinler ki yurt dışına gidebilsinler. İkisi de girirler Arap diline. Ve Evet. bitiriyorlar. Elçi Bey'i Mısır'a, Kahire'ye gönderiyorlar. Eşimi de Sudan'a, sonra Parabar Yemen'e geliyoruz. Şimdi gidiyorlar ilk defa Mısır'da. Elçi Bey, mesela Kruşov geliyor oraya. Herkese el uzatıyor. Elçi Bey elini uzatmıyor. İlk defa. Evet. Niye uzatmıyor? Çünkü o zaman Rusya şeye Kıbrıs'a karşı, Güney Kıbrıs'a, Kuzey Evet. Kıbrıs'a karşı Yunanlara Evet, destek veriyordu. destekliyor. Ona Türkiye'ye göre de karşı, evet. elini uzatmıyor. Elçi Bey'i geri gönderiyor. Bir de yasaklıyorlar yurt dışına çıkma. Evet. Orada Mısır'da Elçi Bey şeyle görüşüyor. Velide Togan'la. Zeki Velidi Zeki Togan. Velide Togan'la Evet. görüşüyor. Ve bunları bazı şeyleri sonra burada Mustafa Kafalı Evet. hocamızın onun telebesi olur. O Evet. anlatıyor. O anlatıyor ki böyle böyle geldi bize dir dedi Zeki Velide Togan ya bir genç var. İnşallah Azerbaycan kurtulacaktır. Bir Ebülfez vardı genç. Evet. O bizedir Türkiye'den, Turan'dan. Böyle şeyler güzel söylüyor. Doğrudan da. Yani esas amacımız Türkiye'nin bayrağının, Türkiye'nin güçlü. Mesela Kıbrıs meselesinde Türk Evet, ordusu 74'te. 74'te biz gizli radyonu açardık Türkiye'nin sesi. Evet. Açtık radyonu birden duyandaki ordu Kıbrıs'a Kıbrıs'a geldi. iniyor. İnanın ağlıyoruz, birbirimize sarıldık. Elçi Bey şunu Evet. söyledi, bak hanım diyor. Türkiye kardeşlerini kurtardı, zaman gelecek bizi de kurtaracak. Bize o lazımdı, o güç Evet. verirdi bize. Moral O veriyordu. moral, mesela biz, Evet. mesela bu Bozkurt işareti nedir? Biz Bozkurt'u Türkiye'de görürdük. Türkiye'den bugün Güney Azerbaycan'a da gidin, İran'a mesela. Evet. Abdullah Gül Cumhurbaşkanı oraya giden de hepsi bunu yapıyor. Niye? Evet. Bir Türk'ü görürler, bizi kurtaracak. Bozkurt bizim için bu Türklere yol gösteren Türkiye'mızıydı. Evet, bütün Türklüğün sembolüdür sadece. Sembolüdü. Bu Evet. simgedi. Mesela diye ki Fransızlarınki horuzdur. Evet. Ruslarınki ayıdır. İngilizlerin aslandır. Evet. Bizimki ise Bozkurt'tu. Biz bununla yaşadık. Yani bize bu menevi destek verdi. Türkiye'miz. Ona göre ben her zaman diyorum. Türkiye jeopolitik ve stratejik olarak Türk ve İslam dünyasının tek lider devleti. Bu nedenle Türkiye'nin başı bela olacaktı. Koymayacaklar Evet. güçlü olsun. Ya sağ sol çıkacak, ya sala Alevisiniz çıkacak. çıkacak. Evet, Ermeni, Kürt. sonra PKK çıkacak. Evet. PKK da gitse başka şey. Niye? Türkiye'nin güçlü istemezler olsun. Evet. Türkiye nasıl olur ki mesela Sovyetlerin dağılmasını Batı ülkeler istedi. Ama sonradan mesela burada Sayın Alparslan Türkeş Türk kurultayını yaptı. Gagavuzlar, Sakallar, Çuvaşlar Hristiyandır. Ama biz Türktüler. Onlar da geliyordular. Evet. Tatarlar, Tataristanlar, Evet. Kırım Tatarları. Yani hepsi
Rusya. 6 aylardan geri evet. Ben de katıldım. O, evet. 94'te. İlk defa ben evet. 93'te ilk defa ben şeyde Antalya'da. Antalya ben o 92 defa. Yanlış hatırlamıyorsam. 93. 93 evet. Mart'ın 20'sinde. Birincisi. Evet. O evet. Zaman ben gelende Mehter Marşı görende ağlıyordum. Çadırlar kurulmuş. Evet. Biz Mehter Marşı'ları görmüyoruz. Evet ve o kadar. Yani demek istiyorum ki ama onu da size söyleyeyim. O zaman Elçi Bey Alparslan Türkeş'e demişti böyle bir kurultay yapın. Evet. Çünkü Türkiye büyük bir devlettir. Ben de size bir burada bir not düşeyim mi hocam? Çok buyurun. İlginçtir. Milliyetçiler tarihselliği bildiği için, tarihin nasıl ilerlediğini bildiği için tahminleri çok tutarlıdır. Yani hem Atatürk'ün mutlaka Türk dünyası bir gün serbest kalacaktır ve Türkiye Sovyetlerin bunun için dağılacak. Hazırlıklı olması gerekir diye. Şimdi o 93'te Antalya'da demir dövenler, rahmetli başbuğumuzun ardından demir dövenlerden bir tanesi de o zaman başbakan yardımcısı Erdal İnönü'ydü. Doğru mu? Evet. Peki Erdal İnönü kimdi? İsmet İnönü'nün oğlu. Evet. İsmet İnönü kimdi? Alparslan Türkeş'i 1944'te Turancılık'tan yargılayan umumi şef, milli şefimizdi o bizim o zamanki adı. Tarih Türkçüleri her zaman haklı çıkarıyor. Haklı milliyetçileri çıkıyor. Her zaman. Her zaman haklı çıkarıyor. Evet. Hocam bir şey daha. Şimdi artık bağımsızlığa doğru geliyoruz. Gorbaçov 85'te iktidara geliyor. Prehistorika ve Glasnost'tan evet. Bahsediyor o zaman. Ha bir şey de söyleyeyim size. Asala neden bitti? O da çok önemlidir. Bakın. Gorbaçov'u getiren iktidara Ermeniler olup, Krasnodarlıydı Gorbaçov, orada evet. Ermeniler çok. Ve Ermeniler hemen karar alıp Gorbaçov gelene yakın, biliyorlar Gorbaçov gelecek, 3. Dünya Ermeni Kongresi yapıyorlar. Ve orada karar alıyorlar ki Asala siyasi yolla mücadele verecek, terörü durduracak. Evet. Nereye gidecek? Ermenistan'a, Karabağ'a alacak. Bunların amaçları. Evet. Türkiye'den alamadılar, oradan alsınlar. Bugün 2015 geliyor, çok hele başımız bela evet, çekecektir. Evet, 100. yıl. Evet, 100. yıl. Alska Türklerini sürgün ettiler, yerlerine yerleştirdiler. Bugün Gürcistan başı beladadır. Bugün mesela Karabağ'ı onlar Asala'nın çok büyük desteğiyle, yani teröristler geldi, trenlerimizi patladı falan. Ve Asala gitti, hemen PKK'nı kurdular. İlk Ruslar kurdu bunu. Sovyetler zamanı kuruldu PKK. Evet. Ermeniler başta var idi. Sonra yavaş yavaş başka siyasi şeyler bu oldular. Bu çekildi. Şimdi onun taşeronları Türkiye'de ele yapıyorlar. Bölücü evet. Hareket yapıyorlar. Bölücü hareketler aynı şey yapıyorlar. Devam ediyor. O devam da. Ediyor. Evet. O da göre de ben demek istiyorum ki bu kolay değil. Hep başımıza böyle bir belalar olacaktır. Evet. Sonra Gorbaçov geldi iktidara. Perestroika, Glasnost. Evet. Gene biraz yumuşatma var idi yani evet. Nispeten o diktatörle insanlar artık yavaş konuşmak istiyor, evet. Ne bileyim hareket etmek istiyor. Biraz korku giden gibi oluyor. Ondan sonra da harekete başlıyoruz ve 88'de ne olur bu Ermeniler bize topraklarımızı başlıyor almaya bizden. Yani bir Karabağ'da birisi öldürülür, öbürsü Azerbaycanlılar öldürür. Biz de şunu söylüyoruz ya, petrolümüzü veririk, her şeyimizi veririk. Ermenilere niye destek oluyorsun? Bize niye destek veriyorsun? Ona göre de insanlar bıktı. Ve 88. yılda meydan hareketi başlıyor. Niyesinin cevabını buldunuz mu hocam? Elbette biliyoruz. Maşaları da onlara bir evet, maşa lazım. Bir de dini birliktelik de var. Dinden çok doğru. Daha çok maşadır. 3 evet. Milyon Ermenidir. Bugün Ruslar Ermenilere mesela sahip çıkmasa ben kadın taburuna gidip Ermenilerden toprağımı alabilirim. Evet. Yani bütün dünya Ermenilere de herkes veriyorum. Biliyor orada. Onu herkes evet. Biliyor onların. Evet. Ama aslında Ermeniler akılları olsa geçinler otursunlar. Onlar Karabağ'da şimdi hiç nüfuzları da yoktu o kadar yaşamak için. Evet. Petrolları yok, gazları yok. Tamamıyla Rusya bağlandılar onlar. Evet. Yani böyle bir meydan hareketi başlıyor ve insanlar artık
bir milyondan çok insan meydanlara, gece gündüz meydanlara bağımsızlık çıkıyor. Için mi? Önce Karabağ için. Önce Ermenilere karşı. Evet. Çünkü orada Zori Balayan, Silva Kapıçıkan, onların aydınları konuşuyor ki Karabağ bizimdi, bizim olacaktır. Artık insanlar da bilirsiniz, o diyorum deli biz, çılgın Türkler. Evet. Susarık sonra patlayarız. Bir gün patlarız. Patlarız. Onlar da artık o meydan hareketi patladı. Ve böyle yavaş yavaş hareket başladı. O zaman da ben kadın hareketin lideri oldum. Elçi Bey bize teklif etti, bir cemiyet kurduk kadın. Çünkü her şeyi biz sizden alırdık mesela diyelim. Hukuku müdafaa, evet. Sizin müdafaa hukuku gibi. Evet. Biz öyle bir ve halk cephesinin arasındaydık. Binamız da onların içinde. Üyesiydik. Kadın Hukukları Müdafaa Cemiyeti. Benden önce bayan vardı. Dilerah Hanım profesörüydü. Onu araba kazasında öldürdüler. Allah rahmet eylesin. Yani öldürdüler. Ondan sonra ben oldum. Böyle mücadele vermeye başladık. Parabar halk cephesiyle. Elçi Bey halk harekatın başına geçti. Açık. Sonra da gördük yok. Sovyetler Birliği olsun, Ruslar olsun. Biz özgür olmasak bir şeye yaramır. Ve başladık özgürlük mücadelesine. Gürcistan'da da bu hareket var idi. Evet. Gamsa Hurca başındaydı. Evet. Mesela en büyük hareket Çeçenistan'da da var idi. Dudaev. Ondan sonra Ukrayna'da çok büyük hareket var idi. Bir de Baltık yanı ülkelerde, Estonya'da, Litvanya'da, Latvia'da evet. Hareket. Ama Türk Cumhuriyetlerinde pasif idi. En güçlü bizdeydi. Peki, iyi ki buraya bu noktaya geldik. Şimdi ben hatırlıyorum, o zaman büyük bir heyecanla siz nasıl Türkiye'den bir haber almak için büyük bir heyecan duyuyorsunuz. Biz de bir gün bir Azeri türküsü duysak. İşte ne yapalım, Hanlarova'yı dinleyelim en azından. Evet, biz de o kısa dalga radyolardan belki bir Azerbaycanlı türkücü, şarkıcı çıkar da dinleriz diye büyük bir heyecanla orayı takip ediyorduk. Mesela Baltıkları hatırlıyorum, onlar hürriyetini gitar çalarak ve dans ederek aldılar. Değil mi? Hiçbir şey olmadı orada. Kimsenin burnu kanamadı. Onlara Batı ülkeler tamamıyla destek, destek oldu. Onlar rahatlıkla hürriyetlerini aldılar. Ermenistan da rahat bir şekilde aldı hürriyetini. Onlar nasıl aldılar? Sovyetler de aslında Ermenistan hiç istemezdi ki Sovyetler dağılsın. Tam içinde olmazlardı. 91'de Sovyetler Birliği dağıldı mecburen. Evet. Dağıldı hem ekonomisinden hem yanlış yıllarca. Tabii, yanlış oldu. Dağıldı. Hem de dağıldı. Burada hareket vardı içeriden de. Özellikle Yahudiler. Mesela Moskova'da, Rusya'da çok Yahudiler vardı. Peki hocam, tankların başkentine girdiği bir başka ülke oldu mu Azerbaycan'da? Yok. O dağılma sürecinde. Yok, öyle bir şey olmadı. Biraz Gürcistan'da biraz çalkantı oldu. Evet. Ama en çok 90. yılda 20 Ocak'ta 19-20'ye geçen gece evet. Bize tanklar. Ondan önce biz Anar Bey'di, ben idim ve birçok aydınlarımız gittik. Gorbaçov'un müsteşarı gelmişti, Girenka. Evet. Onu ki niye tankları gönderir? Biz biliyorduk böyle bir şey varacağı ama tam bilmiyorduk. Girenka'ya da ben dedim ki niye siz gönderiyorsunuz? Biz özgürlük istiyoruz. O eğildi benim kulağıma dedi. Dedi hocam ben Ukraynalıyım. Ukraynalılar evet. Ruslardan farklıydı. Evet. Uvı eyvah bu gece tanklar girecek. Kendinizi koruyun. O bize açık söyledi. Mene, onlara yok gitti. Evet. Ben hemen gittik Elçi Bey'in yanına. Artık Elçi Bey de biliyordu. Biz tahmin edirdik ki tanklar gelecek. Bir şeyler olacak. Olacak. Ve insanlar hepsi meydanda. O özgürlük istiyoruz. Gece gündüz evet. Meydanda yatıyorlar. Evlerine gitmiyorlar. Ve biz başladık onları uzaklaştırma, evlere geçin ya bir şey. Neyse bir de gördük gece elektrikler söndürmüşler. Bir de tanklar başladılar. Nasıl giriyorlar? Ateş açıyorlar. İçlerinde de Ermeni de var idi. Yolda kimi görüyorlar? Araba, arabanın üstünden geçiyorlar. İnsanları yani bakmıyorlar. Rus'tur, Azerbaycan. Kimi görüyorlar? Kim varsa evlere ateş açıyorlar. Evet. Ve ben sizi inandırırım o gece ben bir şey Elçi Bey'e dedim. Bak kendini koru. Bizim harekatımız, mücadelemiz bir günlük değil. Bir lider olmasa o mücadele olmaz. Bugün Çeçenistan'da Dudaev evet. Olsaydı farklı olabilirdi. Belki Elçi Bey mesela rahmete gitmeseydi. Veyahut liderler evet. Önemlidir. Evet.
Bu doğrudan da ben gittim hemen onu ailesini başka yerde sakladım, gizlettim. Çünkü ne olar ne olmaz. Mecbur olar ailesine göre çıkar üze. Ve geldim eve tanklarım gizlene gizlene ki tanklar vurmasın. İnan kadınlar arıyor beni ağlıyor dedim. Nerede nene hatunlar? Ben hepmişe Evet. örnek Türkiye'mi getiriyordum. Bir şey düşündüm. Eyvah bizi öldürüyorlar. Acaba Türkiye'miz biliyor mu bizi öldürüyorlar? Yemin ederim size. Açtım Türkiye Sesi radyosunu. Birden duyandaki Kayseri, Ankara doğrudan da Kayseri çok Evet. önemli bizim için. Onlar hemen şey hareketli oldular. Evet. Ayağa kalkıp da millet. Onda ben çok güçlendim. Dedim va kadınlar aradım. Kardeşlerimiz biliyor bizi öldürüyorlar. Ona göre ölüme gideceğiz. Ve sabahleyin durduk insanlar evde saklanmış. Ben niye dedim yürüyüş yapak. Ben Türk erkeğin psikolojisini biliyorum. Türk erkeği hiçbir zaman hanımı, kadını düşman önüne bırakmaya izin vermez. Biz yürürsek onlar önümüze geçer. Çünkü hepsi evde saklanıyor Evet. çünkü yasaktı çıkmaya. Evet. Çıkanı da öldürüyorlar. Ben dedim koy bizi öldürsünler. En azı biz ölsek insanlar çıkar bizim hareketimiz boşuna olmaz. Biz çıktık. Biz çıktık kadınlar erkeğe izin vermedik. Bahtiyar Vahap'a da geldi beni kucakladı. Kızım diyor düşmanın gözü kanla dolu çıkmayın öldürecekler. Ey dedim canları sağ olsun biz de çıkıyoruz öldürsünler. Ama bir amacım var niye çıkıyorum? Ve geldik. Yürüyüş yaptık düz geldik. O Rusların durduğu yerde askerler. Bir asker silahı buraya diredi. Bak yemin ederim gene size. Ben bir şey düşündüm. Ailem var, çocuklarım var dedim. Eyvah öldürüyorlar. Türkiye'mi görmeden ölüyorum. Evet. Bu o kadar bir Türk sevgisi, Evet. Türkiye sevgisi. Bunu söyledim. Ve onlar bir de evdekiler duyanda ki kadınlar çıkıp ben sizi ne diyeyim nasıl inandırırım? Yani Yok, ben orada bunları birçok yaşamak yerde lazımdı. okumuşum tabii. Evet. Ay hepsi dışarı çıkmış. Evet. Yaşlıları, erkeği, kadını. Bizim de şarkıcı var Flora Kerim ona bağıra Evet. bağıra kadınlarla geldi. O da bir grup yürüdük. Hemen gittik. Başladılar kadınlar şahsi, vahsi ağlamaya. Flora'ya dedim sen tanıyorlar. Bağır onlara. Ki Türk kadını ağlamaz. Bu Türk kadın yürüyüşüdür. Öyle değil dedik. Yürüyüş Evet. ettik. Korktular bizi vuramadılar. Neden? O insanlar dışarı çıkmasaydı bizi öldürerdiler. Ondan sonra bir şey yapamadılar. Bizim hareketimiz daha da Hocam, güçlendi. süremiz bitiyor. O kadar büyük bir keyifle de dinliyoruz ki, ama bir şey daha, yine tarihe not düşmek diyorlar ya, o açıdan bir de rahmetli, bu bağımsızlık kazanılıyor artık. Bir de rahmetli başbuğumuzun Azerbaycan'a gelişi var. Bir de orayı anlatalım. Ondan sonra da Tamam. programımızı Şimdi ben biraz böyle oturmuşum kıyafette. Ben hep giyerdim. Kadın tabur komutan olduğum için çizmeler diyorum kaçmak için, koşmak için çizme giyerdim. Nevre askeri Evet. kıyafet. Elçi Bey beni çağırdı. Dedi hanım başbuğ geliyor. İlk defa ayağını Türkiye koyacaktı. Azerbaycan'a koyacaktı. Türk dünyasına yani. Evet. Biz dedi onu şerefli karşılamalıyız. Bizi bir koymayacaklar karşılamaya. Biz güzel elemeliyiz. Dedim nasıl olur ya? Gittik evden halılar getirdi. Halı cephesindeki başbuğ gelir. Ondan önce ben iki defa gizli gelip görüşmüştüm. Evet. Elçi Bey göndermişti. Gürcistan'dan gelip görüşmüştüm. Sovyetler dağılmak üzere. Ondan sonra dedim ha olur mu öyle şey? Geldik sabahleyin gidiyoruz karşılamaya. Ay arabalarla uluyan ve bağıra bağıra gidiyoruz. Geldik havalanına. Bizi VIP'ye bırakmıyorlar. Bir elçi beye bıraktılar. Ben baktım içeride süslenmiş, püslenmiş kadınlar, erkekler hepsi Süleyman Demirel'in. Çünkü Canım. Süleyman Demirel başbakanıydı o Evet. zaman. Onu karşılamaya çıkıplar. Biz bildik ki bizi bırakmayacaklar. Ben bile dövdüm. Erkek kadın hep beraber birden birisi çıktı Rus ordu da Evet. onu ordunun elindeydi çıktı dedi ne istiyorsunuz dedim nasıl ne istiyoruz biz de istiyoruz oraya girek dedi olmaz dedi neden dedi onlar milletvekiliydi kadınlar da dernek başkanı dedi biz çoban mıyız 8 milletvekilimiz var ben kadın harekatının lideriyim ilk derneği kuran benim. Biz anladık ki bize izin vermeyecekler. Dedim İskender vardı, Bozkurt İskender. Sonra bizim Evet. İçişler Bakanıydı. Evet. Dedim İskender, asfaltı kırın. Asfalt var orada, kırın. Kırdılar hepimiz.
elimize aldık asfaltları. Döydüm kapısını. Gene geldi. Ne istiyorsunuz? Dedim görüyor musun bu taşları, asfaltı? Baktı böyle bana. Dedim size 10 dakika zaman verdik. Biz biliyoruz. Siz istemiyorsunuz Türkeş'i biz karşılayan. 10 dakikadan sonra bize birkaç kişi vermezseniz buraları dağıtacak. Dağıtacaktık. Başka ne olacaktır ki? Ölümden başbuğ gelir ilk defa ayağını Türk dünyasına koyur. Biz de biliyorduk bizi destekleyen burada ilk defa 3 Mayıs'a geliyor. Türkçülüğü bayramı nihalatsızla onlar bunu getirenler denkleştiriyorlar. O zaman biz de geliyor Türkeş Bey biz de karşılamayacağız. Olur mu öyle şey? Başbuğ da diyecek ayağımı koydum beni karşılayan yok ama Süleyman Demirel'i nasıl karşılıyorlar? Dediler bekleyin. 5 dakikadan sonra geldiler, taşları atın, 10 kişi gelsin. Ya bizim 10 kişimiz onların minçisine yeter. Geldik, oturduk. Şimdi uçak geldi, küçük bir uçak. Yürüyüş geldik, sırada durdular. Ben gittim, kapısını açtım başbuğun, koluna girdik, indik aşağı. Elçi Bey'le başbuğ 10 dakika sarıldılar, ağladılar, konuşmadılar. Çünkü yıllarca ikisi de o çile çektiler. Ondan sonra geldik, gittik Azatlık Meydanı'na 3 Mayıs. Geldik 3 Mayıs tribunda duruyoruz. Ortada ben, sağda solda Elçi Bey, bir de Alparslan Türkeş. İnsanlar hepsi duydular ki başbuğ gelip de 1 milyon insan o Azatlık Meydanı'nda. Herkes de bunu yapıyor. Bunu şöyle bir yapın isterseniz hocam. Her şeyde bunu yapıyor. Bunu yapınca Sayın Başbuğ da şey dedi, bu ne işarettir? Elçi Bey dedi ki bu Göktürklerden gelen işaretti. Bu bizim simgemizdir. Bunu biz Türkiye'mizden kimi görsek bu olur. Çünkü büyük Türkiye'mizin simgesidir. Evet. Başbuğ bile yaptı. Ben de dedim parmaklarını düzelttim. Bu dedim metalistler yapar. Bile yapın dedim. Bu kurdun kulakları bu da yüzüdür. Evet. Başbuğ çok sevindi. Beni kucakladı. Çok teşekkür ederim. Sonra yavaş yavaş buraya geldi. Kendi söylüyorum. Bugün mesela işgal altında Türkler varsa neredeyse bunu yaparlar. Evet. Bizim için bu önemliydi. Neden? Çünkü bizi bir simgeldi. Bizi kurtaracaklar Türkler. Ondan sonra Ruslar bildi ki başbuğ geldi, elçi ve desteklemeye derbe yaptılar parlamentte. Mutalibov'u getirdiler. Ondan sonra biz yürüyüş yaptık parlamente. Belki de 10 bin kişi yürüyüş yaptık. Tanklar da orada, her şey orada. Başladılar ateş açmaya parlamente. Parlamentin ki biz gitmeyek. Ben herkes de can şirin şeydi. Geri kaçmaya başlayanda, koşmaya başlayanda ben gördüm eyvah kırırlar hepsini. Kırılacak millet. Bir de bitti bizim özgürlüğümüz. Evet. Ruslar gene Mütelibov'u getirdi. Bayan var idi. Sonra Karabağ'da şehit oldu. Dedi Melahat o bayrağı al yerden. Bayrağı kaldı. Haydi ireli Melahat ireli. Ben arkasınca. O zaman önce demiştim hepiniz hazır olun. Abdest alın. Ölüme gideceğiz. Ve güzel giyinin. Güzel giymiştik. Yürüye gidip parlamente. Bayrak delimizde erkekler gören belki biz gidiyoruz. Kalalım mı öyle? Arkamızdan hepsi kadın erkek geliyorlar. Önde de liderlerimiz geliyor. Biz Elçi Bey'i hiç zaman bırakmırdık bu yerlere gelsin. İsa Kamber var idi. Benim eşim var. Birçok grup vardı mücadele veren. Ve bayrağı parlamentten astık. Ondan sonra 3 gün gece gündüz orada koruduk. Ruslar gene götürdü, kaçırttı Mutalibov'u şeye. Evet. Ondan sonra da ondan sonra mücadelemizi, özgürlüğü seçildi Elçi Bey. Cumhurbaşkanı oldu. Yani böyle bir mücadelemiz oldu bizim. İnşallah bir kere yükselen selam bayrak bir daha inmez. Bütün inmez. Dualarımız İnşallah inmez de. Ben zannetmiyorum ki bundan sonra insin. Evet. Çünkü artık insanlar farklıdır. Öğrendiklerimiz, özgür biz. Türkiye'miz var, Türk dünyamız var. Evet. Çok güzel kurultaylar yapılıyor burada Türk dünyasından. Mesela Türk Ocakları'nın 2 gün bundan önce Türk Ocakları kadınların bir kurultayı vardı ikinci. Evet. Onu da söyleyeyim, birinci kurultayda olmadan önce ben Alparslan Türkeş'in de danışmanı olmuşum. Evet. Türk dünyasından sorumlu danışman olmuşum. Bu kurultaylar yapılanda benim aklıma bir şey geldi. Neden Türk dünyası kadınların kurultayı olmasın? Çünkü kadınlar çok önemlidir. Kadını bir hanım yok, bir anne görün.
Hatta bazı zaman başka milletin evlendi, ona da karışıyor. Çocuğu büyüden annedir. Annedir. O ruhtu. Mesela Azerbaycan'da evet. Birçok erkeklerimiz başka millete evlenmesi, belki Karabağ'ı çoktan alardık. Ben onu da düşünürüm. Ve düştü. Ona gör dedim kadınları, ama hazırlık gördüm. Rahmetli başbuğa söyledim, dedi yapalım. Yani bir tane kurultay. Evet. Hatta mesela diye Tataristan'dan, bütün nerede Türk kadınlar var, isimleri aldık, numaraları hepsini hazırladık. Rahmete gitti başbuğ, böyle kaldı. Ben sonra Türk Ocakları'nın, sizde Şenol Bal var hanımefendi. Evet. O zaman Türk Ocakları Kadın Kolları Başkanı'ydı, ona müracaat ettim. Hatta isimleri verdim, böyle bir şey yapmak lazımdı. O da sağ olsun, doğrudan da daha geniş şekilde ilk kurultayı yaptı. Yani bu bizim bir düşüncemiz İnşallah oldu başka ki, daha da olsun. Tabii evet. Başka faaliyetler de olacaktır ki İnşallah. Oluyor da bizim gençlerimiz artık Türk dünyasını avuçlarının içi gibi biliyorlar. Çok bizim güzel. Talebelerimiz, yetiştirdiğimiz insanlar şu anda Türk dünyasının değişik yerlerinde hocalık yapıyorlar. Evet. Bizim ismini koyduğumuz çocuklar artık Kırgızistan'da, Kazakistan'da, evet. Azerbaycan'da büyüyorlar. Bu bizim Maşallah. İçin büyük bir gurur tabii. Evet. Allah bize bu günleri gösterir. Biz şanslıyız tabii. Ahmet Cevatlar şanssız bir nesildi. Onlar hep karanlık günleri gördüler. Biz Türk dünyasında yeniden Allah bir aşkına. hürriyet güneşinin Doğru. doğduğunu her yerde görüyoruz. Süremizin bittiğini biliyorum ama ben bunları doğrusu Ahmet Cevat hakkında çok daha fazla kitap ve tez olur diye bekliyordum. Çok az sayıda Çok eser bulabildim. İnşallah o eksikliği de giderecek çalışmalar yapılıyordur. Servet Gürcan diye bir arkadaşımız Ahmet Cevat Çırpınırdı Karadeniz diye bir kitap yazdı. Onun şiirlerini derledi ve hayat hakkında kısa bir giriş yazdı. Sanırım baskısı yok. Sahaflardan aranılabilir. Bu da Azeri bir kızımız. 87 doğumlu. Yüksek lisans tezi yaptı. Ahmet Cevat hakkında. Sevinç Adalet kızı. İstiklal abidesi Ahmet Cevat diye. Ahmet Cevat hakkında yazılmış onun dava arkadaşlarının, sonradan oğlu Niyazi'nin yazdığı da bir yazı var. Onunla ilgili değişik bilgiler veriyordum. Farklı şiirler de okuyacaktım Ahmet Cevat'la ilgili ama sohbetimiz çok iyi gittiği için. Ümit ediyorum ki Ahmet Cevat hakkında daha başka renkli eserler de yazılır, güzel eserler yazılır. Yine bir tane Sedef diye bir romanı olduğunu öğrendik oğlunun kaleminden. O basılmamış hiç. İnşallah onu da bir gün basmak nasip olur. Ahmet Cevat ve Azerbaycan'ın istiklal mücadelesi hakkında adeta o dönemleri adım adım yaşayan bir hocamızla sohbet yaptık. Türk dünyasının değişik coğrafyalarından yine benzeri sohbetleri de yapabilmeyi ümit ediyoruz. Turan'ın bu yiğit yüreklerine, bu Turan ülkücülerine Cenab-ı Allah'tan büyük rahmetler diliyoruz. Dualarımız onlar ve onların adı unutulmuş, onlarla beraber savaşmış, mücadele etmiş isimsiz kahramanları için Allah başımızdan bu büyük kahramanları, bu büyük dava adamlarını hiçbir zaman eksik etmesin diye dua etmek geliyor içimden. Sohbetimizi bu büyük Turan ülkücüsüne de adayarak bitiriyoruz. Her zaman dediğimiz gibi Türkleşmek, İslamlaşmak, ülkücüleşmek. Müzik